Evet arkadaşlar merhaba. Deneme 2'nin fen çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci soruya baktığımız zaman 2019'luk soruya çok benzer bir soru. Öncelikle gördüğünüz gibi 1 bilye artı suyken hacmimiz 15'miş. 2 bilye artı suyken hacmimiz 20 olmuş. Dolayısıyla herhangi bir boşluk olduğunu vesaire söylemediği için bir tane bilyemizin hacmi 5 cm küptür diyebiliriz. Ve bu bilye başına bakın ne kadar olduğunu da vermiş. Yani bilyelerimizin öz kütlesi de 20 gram bölü santimetre küp olacak. Buradan bakın ben direkt hangileri doğrudur dediği için 3'e ulaşabilirim. Çünkü hani öz kütle hacimle değişmeyen Hacim sabit öz kütle artıyor. Şey e, pardon öz kütle sabit hacim artıyor. Dolayısıyla 3 doğru. Bu gözlemle e, pardon. Diğer soruda da bakın diğer ışıklara bakacak olursak eğer mesela. Bakın bu bilye artı su 15 diyordu ya. Ben bilyemin 5 olduğunu buldum. Demek ki bakın suyun hacmi de 10 santimetre küpmüş. Herhangi bir buharlaşmadan vesaire de bahsetmediği için bunu doğru alabilirim. Şimdi Bakın en başta kapının ağırlığı ne kadarmış? MK'ymiş. Zamanla 3 tane birliği eklediğimde MK artı 300 olmuş. Burada arkadaşlar şey çok takılmayın. Hani ya bu zamanla artıyor. şu basamak şeye gitmesi gerekmez mi falan diye takılmayın. Çok düz düşünün arkadaşlar. MK artı 300. 3 birliği eklediğim için. Dolayısıyla cevabım eşit. Şimdi arkadaşlar bu soru e, bizden şey istiyor. Sarı ışık göndereceğiz biz buna sarı ışık da bildiğiniz gibi kırmızı artı yeşilin e, karışımıyla oluşur ve bize diyor ki hangi yazılar okunabilir hale gelecek. Şimdi arkadaşlar sizin bir yazıyı okumanız için onu renk açısından ayırt etmeniz lazım. Mesela bunu ben size şöyle örnek göstereyim bakın. buraya ben kendi ismimi bakın kırmızı ile yazarsam rahat bir şekilde okuyabilirsiniz değil mi? Çünkü kırmızının renk tonu çok farklıdır şeyden. Birazcık daha koyu yazarsam biraz daha zor okursunuz. Şöyle iyice şey yazarsan bakın neredeyse çok zor okursunuz yani. Ve hani artık bununla aynı renk olacak şekilde yazıyorum bakın şu anda. Hatta yazımı da şöyle görebilirsiniz ama hiç okuyamıyorsunuz. Yani eğer arka planla sizin yazı renginiz aynı olursa siz onu okuyamazsınız. Dolayısıyla şimdi bakacak olursak sarıyı gönderdim arkadaşlar maviye sarıyı gönderdiğimde bakın sarın içinde şimdi kırmızı artı yeşili var ya bunların maviden geçebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla arka plan siyah gözükecek kırmızı artı yeşil bakın kırmızıya gelince de kırmızı olarak gidecek dolayısıyla yani siyah arka planda kırmızı beyaz olacak ve okunabilir olacak. Aynı şekilde buraya sarı ışık gönderdiğinde mavi yine siyah verecek bana arkadaşlar. Ama beyaz direkt sarıyı yansıtacağı için de sarı olarak gözükebilecek ve okunabilecek. Şuraya tek, şuraya baktığımda yine kırmızı artı yeşil yani sarıyı gönderdiğinde bakın kırmızı buradan geçebilecek, yeşil buradan geçebilecek. Yani arka plan kırmızı renkte olacak, yazılar yeşil renkte olacak ve yine renkler farklı olduğu için yazılar okunabilecek. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Şimdi arkadaşlar, çember teğet olacak şekilde yerleşen perde üzerine olacak ışık ile ilgili hangisi doğru olabilir demiş. Şimdi ışık aksı bildiğiniz gibi oraya düşen foton sayısıdır ve bu şu açıda bulunabilir. Yani şu alfa açısı diyeyim buna iki boyutlu düşünün. Bu açıda bulunabilir. Noktasal kaynak bir yönde hareket ettirirse artar. Arkadaşlar bakın siz noktasal kaynak bir yönde hareket ettirdiğiniz zaman mesela şuraya getirdiniz. Bakın daha geniş bir açıyla. Mesela iki alfa diyelim. Böyle bir açıyla ışıkları yaydığınız için daha çok foton vuracaktır oraya dolayısıyla bu doğru. Noktasal kaynak iki yönde hareket ettirilirken omega yarık genişliği arttırılırsa artar. Bakın şimdi siz noktasal kaynağı iki yönde hareket ettiriyorsunuz. Yani mesela siz bunu biraz daha küçülttünüz bakın. Az önce biraz daha büyüktü. Siz bunu biraz daha küçülttünüz. Ama mesela şu olmuş olabilir arkadaşlar. Ee, diyelim ki yarık genişliğiniz artık bakın iyice uç uçtuşmuş şu hale geldi bakın. Yarık o hale gelince siz baksanıza devasa bir alana şekilecek. Dolayısıyla ışık kısa artabilir mi? Artabilir. Ama yarık genişliği azaltılırsa azaltır. Yani evet arkadaşlar bunu da şuradan görebilirsiniz direkt. Hani çizeyim. Bir saniye. Böyle geldi. Bir de yine şimdi düşünün çok çok küçük getirdim mesela ışık akısı şu hale geldi. Bakın bu zamanda daha küçük bir şey geldiği için ışık akısı azalacaktır. Cevabımız E şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada da bir ampul devreniz konmuş ve bazı yorumlar yapmamız istenmiş. Şimdi K anahtarı açılırsa X lambasının parlak artar. Arkadaşlar siz K anahtarını açarsanız bakın şurayı ve şurayı komple kapatırsınız. Dolayısıyla ne olur V'lik bir devre ve şunlara R'lik R'lik direnç diyelim arkadaşlar. O zaman sizin buradan geçen akımınız I bölü 2 olur. Ve ee, X lambasından geçen akım da I bölü 2 olacaktır. Peki en başta ne kadardı arkadaşlar? Bir en başı da hesaplayalım bakalım. En başta bakın burada bir R'lik var. Şurada bu kapalı bir devre olarak düşünün hala. İki tane paralel bağlı ampul var. Dolayısıyla R R R bölü 2 olur. Direncimiz ne olur toplamda? 3 R bölü 2 çarpı I neyse artık o. Ve V. Dolayısıyla I'mızın 2 I bölü 3 olacağını buluruz. Yani I'mız önce 2 I bölü 3'tü. Daha sonra I bölü 2 oldu. Dolayısıyla X parlaklığı artmadı azaldı. Şimdi L kapatılırsa X amblısın parlaklığı Arkadaşlar sizin L'yi kapatmanız demek şu demek bakın. L'yi kapatmanız demek akım herhangi bir şekilde şuradaki dirençli yollardan geçmek zorunda kalmadan direkt şöyle en dirençsiz yoldan gidebilecek. Bu durumda da o zaman benim devremde şu arkadaşlar daha net çizeyim. Benim devremde bakın şu arkadaşlar komple eleniyor. Dolayısıyla da bakın o zaman V eşittir R oluyor. Demek ki bu durumda da akımın I olacağının X lambasının parlaklığı artar diyebilirim. Şimdi arkadaşlar üçüncü öncül K açıları L kapatılırsa Z lambasının parlaklığı artar. Bakın K'yı açtım. Şurası böyle. L'yi kapattım. Bakın yine kısa devre yapmış oluyorum. Farkında mısınız? Yani akım direkt şuradan geçebilecek hale geliyor. Hiç Z'deki direnç yoldan geçmesine gerek yok. Dolayısıyla bu yanlış olacağımız cevabımız bursa oluyor. Şimdi bunu şöyle görebilirsiniz ayrıca arkadaşlar. Mesela hani direnç yolu görmek yerine mesela işte potansiyel koyarsanız K potansiyeli. Şurası K potansiyeli, şurası L potansiyeli. Bakın burası da L. Sonra L'yi kapattığım için bakın aynı potansiyel buraya da gelir. Burası da L, burası da L. Yani akım direkt şuradan şöyle geçebilir. Şurada potansiyel fark oluşmayacağı için Z lambası yanmaz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir sorumuz var. Isı sonucu genel herkesi hareketi ölçülerek hazırlanan metal çıtlarla oluşan termometre üzerinde aşık değişiklikler yapılıyor. Buna göre işlerden hangi yapılması termometrenin duyarlılığı artar? Arkadaşlar bakın buradaki termometrenin burada ana prensibi bu metallerin genleşme katsayıları farklı olacağı için bunlar mesela şu, şu, hale gelebilir. Anladınız Şu hale gelebilir ya da şu hale gelebilir. Ana şeyimiz burada. Şimdi daha uzun gösterge ibresi kullanmak arkadaşlar daha uzun gösterge ibresi kullanmak sizin yapacağınız bu genleşme büzülmeye bağlı boy değişimini etkilemez. Yani şunu demek istiyorum bakın. Şurada bir şeyimiz olsun diyelim. Mesela şurada bu çizgimiz var ya bizim. Bunu buraya koyduğumuzda mesela bu hatta birazcık bunu pardon ben bunu birazcık daha iyi bir şekilde çizmeye çalışayım size. Biraz daha bükülü olsun. Mesela şöyle şöyle. Bükülmüş. Tamam mı? Mesela siz bunu bir şöyle düşünün. Bakın şurada bir noktaya tekabül geliyor. Tamam mı? Bir de mesela şöyle düşünün. Ee, aynı benzer bir şey mesela. Benzer bir şey. Bunu daha uzun yaptığınızı düşünün. Şöyle daha uzun yaptınız. Bakın yine aynı noktaya tekabül ediyor. Yani burada sizin bunu değiştirmeniz sadece o ölçümü daha rahat görmeni sağlar. Ama sizin hassasiyetinizi asıl belirleyecek şey burada arkadaşlar. Sizin şu metalleri ne kadar genleştirme farkı yaratabildiğinizdir. Yani o genleşmeye bağlı farklılık ne kadar çok olursa o kadar iyi sizin duyarlılığınız olur. Dolayısıyla bir hani göz, gözlemi daha iyi görürsünüz ama daha hassas olamazsınız. Şimdi uzama katsayısı farkları daha fazla metal kullanmak. Evet arkadaşlar bunu demiştim ben en başta. Yani uzama katsayısı farkı daha fazla olursa bakın mesela şu daha da böyle eğilebilecek ve bu durumda mesela en küçük farkta bile o genleşme farkı yaratılacağı için biz bu değişikliği görebileceğiz, dolayısıyla duyarlılığımız artacak. Daha uzun metal çıtır kullanmak bu da Shore'dan geliyor arkadaşlar. Genleşmenin katsayısı bildiğiniz gibi L şey delta L eşittir L ilk çarpı alfa çarpı delta t ya bakın ben neyi istiyorum delta l'nin artmasını yani genleşmelerin daha fazla olmasını. Dolayısıyla bakın az önceki gibi uzama kat sayısı farkı daha fazla olursa bakın daha çok genleşiyor. Aynı şekilde ilk boyu daha fazla olursa iki madde de daha çok genleşiyor ve bunu şey gibi ee, bu alfadaki kat alfada farklarımız var ya bizim hani mesela biri iki alfa diğeri alfa diyelim. Hatta direkt sayısı örnek vereyim. Bu, bu iki alfa diğeri alfa diyin arkadaşlar. Araların boyları da L olsun. Bakın bir gel mesela delta de bir değiştiğinde siz alfa L'ye kadarlık bir genişme farkı elde edeceksiniz. Mesela bunların boylarını 2 L 2 L yapın bakın. 2 L 2 L yapın. Biri 4 alfa L'ye genişleyecek. Diğeri 2 alfa L'ye genişleyecek. Dolayısıyla siz 2 alfa L'lik bir genişme farkı elde edeceksiniz. Dolayısıyla duvarlarınız artacak. Yani e gen daha fazla genleşme farkı oluşabileceği için en küçük sıcaklık değişiminde siz onu görebileceksiniz. Dolayısıyla da camımızın D şıkkı 2 ve 3 olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Atberkil Bey ve Fırat'tan hangisinin söylemi doğrudur denilmiş bize. Burada arkadaşlar bakın işin e, en sonda yapılan işe bakıyoruz. Yani düşüncemiz şurada duran 20 kilogramlık bir kütle var. Ben bunu ikinci kata çıkardım ve bu işi ne kadar kısa bir sürede yaparsam ben o, ben daha güçlüyüm. Daha e, daha güçlü olacağım için de yarışmayı kazanacağım. Kolilere aktarılan toplam enerji değeri kim yüksel? Arkadaşlar bakın. Burada koliler 20 kilogramlık. 2 kat yükseğe çıkarılıyor. Yapılan iş hepsinde aynı olduğu için böyle bir şey diyemeyiz. Aynı işi yaparız, süresi az olan kazanır. Evet arkadaşlar, buradaki ana şey de o. Yani siz aynı işi yapacaksınız ama en kısa sürede yapan kazanacak. Bakın tekrar ediyorum. Belki şey diyebilirsiniz. Ya işte bu adam burada bunu alacak. Aynı daha kısa sürede yapması demek daha çok kinetik enerjisi olması demek ve de burada daha az gidecek. Arkadaşlar bakın, işin sonuna odaklanıyoruz. Yani yapılan iş ve sonuna odaklanıyoruz. Böyle İsterse adam ışık hızında götürsün bunu. Sonra yarım saat beklesin orada. Bu önemli değil. Biz işin sonundan olduğunu odaklanıyoruz. Süreler farklı olsa da birim zamanda yapılan işe bakarak karar veririz. Şimdi zaten birim zamanda yapılan işe bakarak karar veriyorsun. Ve zaten bu süreler farklı olduğu için de birim zamanda yapılan iş farklı oluyor. Ve bir kazanan belirliyorsun. Dolayısıyla bu doğru bir ifade oluyor. Yani sadece şu kısım bile doğru. Bir, birim zamanda yapılan işe bakarak karar veriyorsunuz. Evet süreler farklı olsa da. Yani evet süreler farklı olabilir. Ki zaten sorular farklı olduğu için de güçleri değiş, güçleri farklı oluyor ve kazanan kaybeden oluyor. Şimdi arkadaşlar 7. soruda çok klasik bir yer değiştirme alınan yol sorumuz var. Bildiğiniz gibi arkadaşlar hız delta x'in yani yer değiştirmenin e, yer değiştirmeyi gösteren bir niceliktir. Sürat ise alınan yolu gösteren bir niceliktir. Ortalama hızları sıfırdır arkadaşlar. Hepsi aynı yere döndüğü için yer değiştirme sıfır olacak. Dolayısıyla ortalama hızları da sıfır olacak. K'nın ortalama sürati L'den büyüktür. Şimdi arkadaşlar aynı sürede bakın K çok daha uzun bir yol alıyor. L çok daha kısa bir yol alıyor. Dolayısıyla K'nın ortalama bakın süreti daha yük, büyüktür diyebiliriz. Yapılan yer değiştirme sıfırdır. Evet zaten en başta demiştim. Yani bu adam buradan buraya gelince yer değiştirme sıfır olacağı için hem hızı sıfır oluyor hem de yer değiştirme sıfır oluyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı edilir. Arkadaşlar hangisinin sembolü Türkçe'nin ilk harfiyle başlar? Bakın potasyum K. Magnezyum, Mg, bakın M, M direk koştu. Fosfor, P, azot, e, N, sodyum, Na. Bakın fosfor hatta şeyden gelir arkadaşlar, işte, florla karıştırmayın. Fosforus buradan gelir. Azot da aynı şekilde nitrogen'dan gelir. Bu da böyle bir bilgi olsun. Dosyacağımız da. Şimdi arkadaşlar aşağıda bazı sanatçıların şuna göre hangileri doğruluğundan denilmiş. Bakın izotop olduğu bunun belli. Bu arada size şöyle bir bilgi de vereyim. Hani izotop, izoton, izobar akılda tutamıyor olabilirsiniz. Mesela ben şöyle düşünürdüm. İzotop, izoton, izobar. Bakın en sondaki aynı olacak. Mesela izotop yani he, proton aynıymış diyorum. Proton sayısı aynı. İzoton, nötron aynı. İzobarda da ben şöyle düşünüyordum. Böyle hani barda İçkiler olur, şeyler olur, her şey bir arada olur ya. Dolayısıyla burada da hani kütle numarası, proton ve nötron birleşimi kütle numarası aynı olur diye düşünüyorum. Yani kütle numarası aynı olacak diye düşünüyorum. Hatancık çift izotop alıp kimyasal özelliklerini fiziksel özellikleri farklıdır. Evet hatancık izotoptur ve arkadaşlar kimyasal özellik bildiğiniz gibi proton artı elektrondur. Fiziksel özellikle proton artı nötron artı elektrondur. Şimdi bunların proton sayıları ve elektron sayıları aynı olduğu için kimyasal özellikler aynı. Fiziksel özellikler farklı mı? Farklı. Neden? Nötron sayıları farklı. Dolayısıyla bir doğru. B tanecik çifti izotonu fiziksel ve kimyasal özellikler farklı. Arkadaşlar bunları gördüğünüz gibi nötron sayısı 12'ye 12. Dolayısıyla proton sayıları da farklı. İzoton diyebilirim. İzoton ise arkadaşlar bakın zaten nötron sayıları şey pardon proton sayısı kesinlikle farklı olacağı için bakın hem fiziksel hem kimyasal farklı olur. C tanecik çifte aynı elemente ait olup bakın C tanecik çiftine bir bakalım hemen. Şurayı bir sileyim. C tanecik çiftine baktığımızda arkadaşlar aynı elementime aittir. Evet hepsi klordan gelir. Bakın şu anda mesela bu element değildir negatif yüklü olduğu için. Ama aynı elementten gelirler doğru. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır arkadaşlar. Yani en basitinden tekrardan bunu şundan da görebiliriz zaten. 18'e 17 elektron sayıları farklıysa fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Bunu, aynı zamanda şu bilgiyi de verim arkadaşlar. Siz buna izotop diyemezsiniz. Çünkü izotop olması için elektron elektron sayılarının da aynı olması gerekir. Dolayısıyla cevabımız 1 2 3. Şimdi arkadaşlar burada bize bazı etkileşimler verip onları nasıl eşleştirmeliyiz diye vermiş. Arkadaşlar bakın burada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Hidrojen bağı da dipol dipol etkileşimleri olarak geçebilir. Yani dipol dipol etkileşimlerin mantığı elektronegatif olarak polarize olmuş iki e, molekül arasında bir çekim oluşuyor. Hidrojen bağı bunun çok daha güçlü hali sadece. Yani hidrojen oksijen çok daha iyi birbirini çektiği için böyle bir çekim oluşuyor. Ee, ama hani size bunu özellikle sormadıkları sürece hani hidrojen buna ayrı bir şey olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi A gördüğünüz gibi arkadaşlar hidrojen oksijen arasındaki bir hidrojen bağı. Hidrojen bağında da FON unutmayın. Hidrojen FON'e bağlanacak. Dolayısıyla A'ya hidrojen bağı diyebiliriz. B nedir arkadaşlar? Bakın B bir polar kovalent bağdır değil mi? Çünkü oksijen, hidrojen aynı atom değil. Aynı, at aynı atom olsa apolar derdik. C bakın monoatomik soy gaz bunlar. Bunların arasında London kuvvetleri oluşuyor. Dolayısıyla C London kuvvetleri. D de bakın bu hidrojen bağı kadar güçlü değil. Neden? Hani FON ne olsa hidrojen bağı gibi olurdu. Ama e, kükürt olduğu için bu normal bir dipol dipol bağı diyebileceğiz. Dolayısıyla şeylere, şıklara bakacak olursak da cevabımızın C, C şıkı olacağını göreceğiz. Şimdi periyodik sistemde aynı periyotta yer alan x, y, ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. x elementi periyotta elektron alma eğilimi en fazla olan elementtir. Yani x'in bir 7a grubunda olduğunu anlıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi elektron ilgisi ve elektron şu tarafa gittikçe azalır. Sadece soy gazların bu özelliği çok yoktur. Şimdi y elementi oda koşullarında gaz halde bulunur. Bakın arkadaşlar bir önceki soruda da söylemiştim. Monotomik gaz diyorsa bakın bunu düşüneceksiniz. Yani şöyle iki tane e, soy gaz arasında London kuvvetleriyle oluşan bir şeyden bir halden bahsediyoruz. Dolayısıyla Y'yi şurada 8A soy gaz diyebilirim. Oda koşullarında elektriği serbest elektron hareketleri iletir. Bakın Z'nin de metal olacağını söyleyebilirim. Biraz daha solda olacak. Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi atom yarıçapı şu tarafa doğru artar. Dolayısıyla bu yanlış. Atom numarası en büyük olan X'dir. Bakın arkadaşlar X'in yanında bir Y var. Y'nin atom numarası e, X'ten bir fazla olacağı için bu da yanlış. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir. Bakın arkadaşlar birinci iyonlaşma enerjisine siz bu atomdan elektron almak için ne kadar enerji vermelisiniz? Bakın Z elektronu çok kolay verir ama mesela Y hiç vermek istemez. Çünkü kararlı bir halde. Dolayısıyla bu da yanlış olur. X A metal doğru. Y soygaz doğru. Ve Z metaldir doğru. Elektron verme eğilimi en az en fazla olan yedir arkadaşlar bildiğiniz gibi bakın dediğim gibi Y soy gaz olduğu için Y şey modunda ya abi bana dokunmayın ben rahatım burada bana dokunursanız da çok fazla enerji isterim sizden Y, e, burada böyle bir modda dolayısıyla cevabımız de Şimdi arkadaşlar etiketleri silmiş olan 3 şişede sodyum hidroksit, tuz ruhu ve zatça tuz bunu bizden bunları ayırmamızı istiyor arkadaşlar yani her aşamada mesela ben alüminyum metalini bunların üçüne de atacağım ve mesela ee, ne olduğunu hani hangi şişede ne olduğunu görmeye çalışacağım. Çünkü şu anki durumumda bilmiyorum hangi şişede var. Şimdi arkadaşlar alüminyum metalini siz attığınız zaman bakın e, bazı tepkimeye girer ve bu 3 asitlere tepme girer. Dolayısıyla siz hani ulan bu alüminyum şimdi neyle tepmeye girdi diyemezsin. Çünkü 3 ile de tepme girer. Dolayısıyla bu mümkün değil. Bakır metaline attığınız zamansa arkadaşlar bakın Bazla tepkime vermez. Tuzlu ile tepkime vermez. ile tepkime vermez. Ve siz diyebilirsiniz. Demek ki mesela elimde bir şişe var. Bununla tepkime verdi. Demek ki bu zatçaymış. Çünkü hani zatçaya sadece tepkime verir bununla. Diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu olur. Arkadaşlar ve şimdi mesela zatçayını da çözdünüz ya. Şimdi kireç taşını attınız arkadaşlar. Kireç taşı bildiğiniz gibi asitlerle tepkimeye girip karbondioksit gazı açığa çıkarır. Dolayısıyla da Asitlerle burada tuz ruhu ile tepmeye girince siz diyebilirsiniz. Hmm, bu diğer şişe tuz ruhuymuş. O zaman elimde kalan son şişede de benim. Demek ki bazı çözeltisi deyip doğru bir şekilde sınıflandırabilirsiniz. Altın metali arkadaşlar altın metali kral suyu ile tepmeye girer sadece. Ve burada kral suyunu oluşturacak bir şey yok. Kral suyu 3 e, tuz ruhu 1 nitrik asit karışımından oluşur. Dolayısıyla bu yanlış bir şey hiçbir ile vermez. Alüminyum metali de yine aynı şekilde bunların ile tepme verir. Dolayısıyla net bir ayrım yapamazsınız. Magnezyum metali arkadaşlar magnezyum metali bakın hem zat ile tepme verir hem tuz ruh ile tepme verir. Dolayısıyla yine mantıklı bir ayrım yapamazsınız. Şimdi E şıkkında arkadaşlar çinko metali atmak demiş. Bakın arkadaşlar yine A şıkkı geldik. Siz eğer çinko metalini atarsanız bir amfoter atmış olacaksınız. Ve bu durumda da A şıkkındaki gibi bir ayırmayı sağlayamayacaksınız. Dolayısıyla E şıkkı B şıkkı. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki kaplarda aynı sıcaklık su örnekleri bulunuyor. ABC gram tuz atılmış. Serialtikten derişeye doğru ise, Yani derişik Z'nin a derişik. X orta derişik. Y en derişik. Arkadaşlar benim size bu tip sorularda bakın tavsiyem. Hani normalde böyle A bölü A artı yüzler. A bölü A artı yüz vesaire vesaire yapacağız. Hiç onunla uğraşmayın. Hepsini bunların 100 gram suda çözüyormuş gibi. Yapayım. Çünkü hani tamamen çözüyor. Herhangi bir çökme vesaire olmuyor. Mesela 100 gram su. Pardon hatta şöyle yapalım. 200 gram da eşit diğer tarafla eşit olsun. 200 gram, 200 gram. Dolayısıyla bakın, bu 2a olur, bu 2a olur, bu 4b olur, bu da c olur. Bana şimdi, şimdi bakın, sadece tuzlara bakarak ben bunları karşılaştırabilirim, değil mi? Çünkü çözen miktarı eşit. Şimdi bana ne demiş? Z büyük e, x, o da 2a, o da büyük 4b. Bakın, e, direkt şeye bakacak olursanız. C şıkına, şey D şıkkına bakacak olursanız C'ye 55 vermiş. C'ye 55 vermiş. A'ya 25 vermiş 55 büyüktür 50. B'ye de 10 vermiş 55 e 50 40. Bakın direkt oturuyor. Dolayısıyla benim bu soruda tavsiyem çö eğer çökme yoksa bu şekilde çözen miktarların eşitleyip yapabilirsiniz. Eğer çökme varsa arkadaşlar o zaman yapacağınız şey mesela ne kadar çökecek deyip A'dan mesela A bölü 3'ü çıkarırsınız. Demek ki 100 gramda 2 A bölü 3 çözünüyor dersiniz. Dolayısıyla da 200 gramda o zaman 4 A bölü 3 çözünecek şeklinde bir yoruma gidebilirsiniz. Elektrik kablolarının yalıtımında kapı pencere. Bak kapı pencere gördüm direkt PVC yapıştır abi. Direkt kapı pencere iç Burada özellikle şunu dikkat edin mesela. PET polietilen Tarafta burada pet şey değildir bu bakın. Politetrafloro etendir pet şişe olan. Dolayısıyla buna da dikkat edin. Bunu bazen size soruyorlar. Arkadaşlar 15. sorudayız. Aşağıdaki özelliklerden hangisi DNA ve RNA'yı ayırt etmek kullanılamaz demiş. Yapılarındaki şeker çeşidi arkadaşlar DNA yapısında deoksiriboz yani bir tane oksijen eksik riboz ve RNA'nın yapısında riboz bulunur. Dolayısıyla bu ayırt etmede kullanılabilir. Kendi eşebilme özel arkadaşlar bildiğiniz gibi DNA kendini eşler, RNA kendini eşleyemez. Yapılarındaki prim bazı sayısının priminin bazı sayısına her zaman eşit olması. Arkadaşlar bildiğiniz gibi DNA'daki pürin priminin oranı 1'dir. RNA'da ise böyle bir kullanımımız yoktur. Bu biraz detay bir bilgi ama bu bu şekilde olduğu denen sonra ispatlanmış. Dolayısıyla C şıkkımız da doğru. Nükleotitler arasında fosfodiester bağının bulunması. Arkadaşlar bakın hem DNA'da hem RNA'da nükleotitlerin arasında dikey bağlamak için fosfodiester bağları kullanılır. Bu hani o ayırtıcı bir şey değil. İkisinde de vardır bu. Hatta The Cell diye bir kitap vardır. Hücre biyolojisini çok güzel açıklayan. Yani hani, özellikle tıfak ödüntüsünde geçersiniz okumanızı ben öneririm. Orada e, çok güzel bir alegoridir. Hani bu fosfodiester bağları bu DNA ve RNA'nın omurgası gibidir arkadaşlar. Hani bildiğin omurgası gibi bir arada tutar onları. Aynı dokunun tüm hücrelerinde çekirdekteki miktarlarının eşit olması denilmiş. Arkadaşlar bakın tüm hücrelerin çekirdekteki miktarları diyor ya. Mesela DNA'nın çekirdekteki miktar bakın hep sabittir o doku içerisinde. Ama mesela RNA o transkripsiyon leveline göre seviyesine göre değişebilecek bir şeydir. Dolayısıyla da E şıkkımız da ayırt etmede kullanılabilir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. yapılarının hangileri tüm prokaryotlarda bulunur? Hücre zarı arkadaşlar canlıların temel şeylerinden biri. Stoplazma aynı şekilde. Kamçı bakın kamçı bulunmak zorunda değil. Yani e, bazı bakterilerde bulunur bazı bakteriler bulunmaz. Ribozom aynı şekilde protein işlemek için. DNA genetik bilgi aktarmak için. Dolayısıyla cevabımızın denizi 1-2-4-5 olması gerekiyor. Mantarlar ilgili söylemez. E, mantarlar ilaç yapımında kullanılıyor. Evet arkadaşlar. Tüm mantarların selüloz bulucu duvarları vardır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi mantarların azotlu bir polisakkarit olan kitinden hücre duvarları vardır. Saprofit mantarlar canlı kanlıların parçalarak madden gerçek gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Evet hatta besin döngülerinde de bu yüzden kritik roller alırlar. Tüm mantarlar heterotroftur. Arkadaşlar bildiğiniz gibi mantarlarda ototrof olanı yoktur. Dolayısıyla bu da doğru. Moleküler yapıda dikkate da bitkilerden çok hayvanlara benzer gösterirler. Evet arkadaşlar hani burada da şeyden dolayı işte sentrozomları hayvanlara çok benziyor, bölünme şekilleri çok benziyor vesaire vesaire dedim. Hani sadece hücre duvarı olarak düşünmeyin bunu. Genel bir bilgi olarak hani hayvanlara daha çok benzer gösteriler. Dolayısıyla 17. sorunumuzun cevabı Bursa. Şimdi arkadaşlar buna göre ifadeler hangileri doğrudur? Birinci olayda homolog kromozomlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olay bir mayoz olduğu için bunun ana e, anafaz, anafaz bir evresinde homolog kromozomlar ayrılır. İkinci olay partiyongenezidir. Arkadaşlar bu partiyongenez değildir. Bu mitozla oluşan canlı sperm üretmesidir. Bakın partiyongenez 3'tedir. Yani 3'teki gibi yumurtadan erkek arı oluşunca partiyongenez denir. Üçüncü olarak kalsal çeşitlik oluşturmaz. Evet arkadaşlar yumurta mitoz geçirerek kalsal çeşitlik oluşturuyor. Bakın kraliçe arının hani mayozla bunu bölünce işte crossing over olur vesaire vesaire bu kalsal çeşitlik oluşturabilir ama üçte kalsal çeşitlik olmaz. Çünkü hani oluşan yumurta mitoz geçiriyor sadece. Kraliçe ve işçi arıların farklı olmanın nedeni dördüncü olaydır. Evet arkadaşlar dördüncü olay sayesinde beslenmelerine bağlı olarak e, genotipleri modifikasyonu ve fenotipleri değişip ya işçi arı, ya kraliçe arı olur. Dolayısıyla değişiklik. değişik. Şimdi arkadaşlar bu çok güzel bir soru. Hemen fili X kromozomu üzerinde çekinik bir genle kalıtınlanan hastalıkları denilmiş. Şimdi bakın arkadaşlar çekinik gen dedi ya. O zaman mesela şu canlı X küçük h ye, şu canlı X küçük h ye, şu canlımız X büyük h ye. Bakın şu canlımız ne bizim o zaman ee, X büyük h X küçük h. Şu canlımızda arkadaşlar X büyük h ye, şu canlımız ne X büyük h X küçük aş. Bunu da nereden bulduk? Bakın şuradaki X küçük aşı annesi verecek. Annesi sağlıklı ama demek annesi de bir tane X küçük aş verir. Evet. Şimdi arkadaşlar şu kız çocuk için bakın nasıl genler oluşabilir? X büyük aş, X büyük aş oluşabilir ya da X büyük aş X küçük H oluşabilir. Bakın diğerinde mesela baba Y kromozomu verirse hiç düşünmüyorum. Çünkü bunun dişi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu özellik açısından sağlıklı olma olasılığı nedir diyor ya arkadaşlar. Bakın ben hasta olma olasılığını hesaplayacağım. Hasta olması için bir kere bir ön koşulum annenin X büyük H X küçük H olması. Dolayısıyla 1 bölü 2 olasılıkla çarpacağım. Koşulu olasılık. Daha sonra da bakın nasıl bir çarpazma yapacağım. X büyük H X küçük H da ee, x küçük h y'ye çaprazlayacağım. Bakın neler geçe geçebilir karşıma. x büyük h x küçük h geçebilir. x büyük h y'ye geçebilir. X küçük h, x küçük h geçebilir ya da x küçük h, y geçebilir. Dolayısıyla bakın 4 olasılıktan ikisi yani 2 bölü 4. Buradan da gördüğünüz gibi şunlar birini götürürse hasta olma olasılığı 1 bölü 4'müş. Peki 1 eksi hasta olma olasılığı nedir arkadaşlar? 1 eksi hasta olma olasılığı sağlıklı olma olasılığıdır. O da 3 bölü 4 geleceğinden cevabımız E şıkkı. Arkadaşlar burada biyolojik birikim sorusu verilmiş. Bildiğiniz gibi e, trofik düzeylerde yukarıya doğru gittikçe biyolojik birikim değişim olarak artar canlı gruplarını yerleştirelim deneme denemi, yerleştirme denemi. Bakın şuradaki verilenlerden yola çıkarsak arkadaşlar nasıl gitmesi gerek bunun? Zooplankton 2'ye, e, ay pardon özür diliyorum arkadaşlar. Bunları yerleştirecek olursak fitoplankton 2'ye. Daha sonra fitoplankton üstüne zooplankton. Yani o otçu canlıları yiyen daha küçük canlılar. Daha sonra bunları yiyen bakın küçük balıklar. Büyük balıklar ve en çok en son balıkçıl deniz kuşları. Ve bakın direkt çıktı. 5 balıkçıl deniz kuşu. Dolayısıyla cevabımız eşlik. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar ve başarılar